Evet efendim, EkoTürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Paratoner programı ile karşınızdayız. Önemli gündem maddeleri var. Özellikle geçtiğimiz hafta itibariyle Amerika tarafında açıklanan %9,1'lik enflasyon verisinin ardından dolar endeksinde oldukça sert, oldukça hızlı tabir edebileceğimiz sert bir yükseliş hareketi yaşanmış ve 109 seviyelerine yaklaşan bir fiyatlama ile karşılaşmıştık. Tabii ki bu sebepledir ki Euro-Dolar paritesinde bir seviyesinin altına doğru bir gevşeme olduğunu da yine takip etmiştik. Ama bir noktada özellikle bu haftanın küresel ölçekte merkez bankaları haftası olduğunu net bir şekilde dile getirmek gerekiyor ki en önemli unsur iki merkez bankası. Yani bu hafta içerisinde iki önemli merkez bankasına odaklanacağız. Birincisi yurt içi tarafta doğaldır ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak Perşembe günü itibariyle ve bu toplantıda %14 olan politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Diğer tarafta ki daha önemli bir süreç Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bizim için oldukça önemli olacak. Hem küresel hem de yurt içi taraf için ve bugün geldiğimiz noktada önemli açıklamalar, daha doğrusu önemli haber akışlarının olduğunu yine takip ediyoruz. İsterseniz gelin şöyle bir kısaca bir gündem maddelerini şöyle arka tarafta bir değerlendirelim. Baktığımız zaman ilk etapta küresel ölçekte Apple'dan gelen haber akışları var ki şöyle baktığımız zaman yine küresel piyasalar Apple etkisi içerisinde. Çünkü Apple'dan yapılan açıklamada hem istihdamı azaltma noktasında hem de diğer bir unsur olarak da harcamaları azaltma ve düşürme noktasında bir karar aldığını açıkladı Apple. Tabii ki bu karar özellikle zaten hali hazırda küresel ölçekte bir resesyon endişesi olduğu bir ortam içerisindeyiz ve Apple'ın almış olduğu bu karar da resesyona hazırlık olarak nitelendirildi ve dolayısıyla da piyasalar açısından negatif bir fiyatlamayı beraberinde getirdi özellikle bu sabah saatleri itibariyle ki bir noktada Apple hepimizin malumu bildiği gibi teknoloji firması ve dolayısıyla da Apple'ın almış olduğu kararın ardından özellikle teknoloji hisse senetleri özelinde satış baskısının bir miktar arttığını gördük ama an itibariyle bu satış baskısının geçici olduğunu ve yerini bir miktar alımlara bıraktığını takip ettik ama kısa vadede değil daha çok orta uzun vadede düşünülmesi gerektiğini savunmaktayım. Neden? Çünkü zaten orta uzun vade noktasında küresel ölçekte resesyona ilişkin endişeler bir hayli arttığı bir ortamda Apple gibi dünyanın en büyük piyasa değerine sahip olan şirketi ki 3 trilyon dolara yaklaşan bir piyasa değeri var ki yılın başında 3 trilyon dolar seviyesinde üzerinde olan bir şirketten bahsediyoruz ve bu montanda, bu kuvvette olan bir şirketin hem istihdamı azaltma kararı hem de harcamaları azaltma kararı çok doğal olarak resesyon beklentilerini bir hayli kuvvetlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evet, az önce de dile getirdik. Bir daha dile getirelim. Avrupa Merkez Bankası'nın çok önemli bir kararı açıklanacak Perşembe günü ve daha önce yapılan sözlü yönlendirmelerde hem Avrupa Merkez Bankası üyelerinin hem de diğer tarafta da baktığımız zaman direkt olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'in yapmış olduğu açıklamalar vardı ve 25 bas puanlık faiz arttırımıyla faiz arttırım sürecinin, faiz arttırım döngüsünün başlayacağı ilan edildi. Fakat bugün geldiğimiz noktada özellikle yabancı basında konuşulan önemli bir konu var. O da şu, 25 değil Avrupa Merkez Bankası Perşembe günkü toplantısında 50 bas puanlık faiz arttırımına gidilebilir tarzında haber akışları var ve çok doğal olaraktır ki bu haber akışıyla beraber doğal olaraktır ki Euro dolar paritesinde bir anda hızlı sayılabilecek bir yükseliş hareketi yaşandı ve 1.02 seviyelerinde üzeri test edildi. Az önce de bahsettim. Geçtiğimiz hafta Amerika tarafından gelen enflasyon verisi sonrası Fed'in 75 değil 27 Temmuz tarihindeki FOMC toplantısında 100 bas puanlık faiz arttırımına gidebileceğine dair algının bir hayli kuvvetlenmesi sonucu dolar endeksinde sert bir yükseliş hareketi yaşanmış ve euro dolar paritesi de bir seviyesinin altına kadar inmişti, bir seviyesinin aşağısını test etmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa Merkez Bankası'nın 25 değil 50 bas puanlık faiz arttırım olasılığının belirmiş olması piyasalar nezdinde bu durum euroyu Amerikan dolarına karşı bir miktar değerlenmesini beraberinde getirdi. Tabii ki Avrupa tarafından bahsediyoruz ama Avrupa tarafından sadece tek unsur Avrupa Merkez Bankası değil. Çünkü Avrupa Birliği Rusya noktasında gaz tedariki yani Rusya'ya ilişkin gaz tedariki noktasında Avrupa Birliği'nin ciddi anlamda bağımlı olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla da bu bağımlılığı azaltma noktasında gaz ve petrol tedariki açısından çeşitlendirme yöntemine de girdiğini en azından bu yöntem henüz başarıya ulaşmasa da ki zaten kısa vadede başarıya ulaşma ihtimali yok denecek kadar az ama orta uzun vadede noktasında da bazı çalışmalar sürdürülüyor. Tabii ki Avrupa Birliği üye ülkeleri bugün bir açıklama gönderdi ve gaz tüketimini
ciddi anlamda azaltma ve bireysel tasarruflara yönelilmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Çünkü Rusya'dan olası bir gaz akışının kesilmesi söz konusu ki bu olasılıkta bir hayli kuvvetli olduğu bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Ve önümüz kış ki Avrupa Birliği de direkt olarak üyelerine bunu söylüyor. Önümüz kış, dolayısıyla kış aylarında doğalgaza daha fazla talep görülebileceğinden dolayı eğer ki mevcut dönemde gaz tedariki noktasında, gaz tüketimi noktasında bir azaltma olmazsa kışın gaz açığının oluşma ihtimali bir hayli kuvvetli olacaktır. Bu durumda tabii ki hem küresel ölçekte hem Avrupa Birliği özelinde küresel ölçekte de ciddi anlamda ekonomik büyümeyi tahribata uğratabilir. Diğer taraftan da tabii ki ısınma sorunu var ve sosyal sıkıntıları da baş gösterebilir. Dolayısıyla bugünden gaz tüketimi noktasında bir çağrı yaptı Avrupa Birliği üye ülkelere. Bunu neden yapıyor? Aslına bakarsanız bunu yapmasının en önemli sebebi Rusya'nın tavrı. Yani bundan önceki yayınlarda da dile getirmiştik. Daha bundan 1,5-2 ay öncesine kadar Rusya'dan Gazprom şirketinden, Rusya'nın resmi gaz firmasıdır. Ve yapılan açıklama şu şekildeydi. Kuzey yakın bir boru hattında bir yenileme çalışması, bir onarım çalışması söz konusu. Dolayısıyla kuzey yakın bir boru hattından Avrupa'ya sağlanan tedarikte azaltmaya gidiyoruz. Yani gaz akışını bir miktar yavaşlattık tarzında bir açıklaması vardı. Bugün geldiğimiz noktada yeniden Gazprom'un Avrupa'ya ilişkin tedarik noktasında bir azaltma sürecine girdiğini ve bunu söylerken de bahane olarak da mücbir sebep ifadesini kullandığını gördük. Oldukça önemli bir gelişme. Tabii ki bu ihtimal çok sık masalarda dile getiriliyor, yayınlarda konuşuyoruz ve bu ihtimalin kuvvetli olması sebebiyledir ki az önce zaten haber akışında dile getirdik, Avrupa Birliği'nin gaz tüketimi noktasında sınırlandırma istediği üye ülkelere karşı gaz tüketiminizi bir miktarda sınırlayın tarzında açıklaması var. Dolayısıyla bunun en önemli sebebi az önce de bahsettiğimiz gibi Rusya'dan yani Gazprom'dan Avrupa kıtasına ilişkin tedariğin önümüzdeki dönemde daha da azalması, hatta belki de direkt olarak kesilme olasılığı, bu olasılık var. Eğer ki bu olasılık gerçekleşirse şayet Avrupa Birliği'nde çok kuvvetli sayılabilecek bir resesyona girme ihtimali bir hayli dillendiriliyor. Hemen hemen tüm analizler bu şekilde çıktığını görüyoruz. Hatta şöyle yapılan bir çalışmaya göre de baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaşanan bozulmaya bağlı olarak, yani tedarik noktasında yaşanan bozulmaya bağlı olarak %1,5 oranında düşmesi bekleniliyor hesaplamalarda bu şekilde. Diğer bir tarafa geldiğimiz vakit yurt içi tarafta konut satışları ve konut satışlarında artış devam ediyor. Son olarak Haziran ayında bugün içerisinde açıklanan konut satışlarında %11,7 oranında bir artış olduğunu gördük. Bu önemli bir rakam ama daha önemlisi var. Yabancıya satılan konut satışlarındaki oransal dağılıma baktığımız zaman, özellikle oransal bazda değerlendirdiğimiz zaman %81,8 artış olduğunu görüyoruz. Yani 2021 yılının Haziran ayıyla 2022 yılının, yani içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayını kıyasladığımız zaman yıllık bazda yabancıya konut satışı oransal olarak %82'ye yaklaşan bir düzeyde artış kaydetmiş durumda. Önceden, yani daha önceki verilere dönüp baktığımız zaman, araştırdığımız zaman genel itibariyle hep yabancıya satış noktasında İran vatandaşlarına yapılan bir satış olduğunu görüyorduk. Ama çok kuvvetli bir şekilde Rusya vatandaşlarına, yani Rus vatandaşlarına ilişkin konut satışlarında Ruslar birinci sıraya gelmiş durumda. Dolayısıyla İran vatandaşlarını da geçmiş durumda yurt içerisinde konut satın alımlarında ki zaten baktığımız zaman da Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1887 konut satın almış durumda ve tabii ki bunu, yani Rusya vatandaşlarının almış olduğu konutun ardından da İran vatandaşları geliyor ve o tarafta da 987 konut satışı yapılmış İran vatandaşlarına ve 3. sırada da Irak vatandaşları var. Aslına bakarsanız İran ve Irak arasında çok kuvvetli bir fark yok ama Rusya son, özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber ciddi anlamda Türkiye'de bir konut talebi olduğunu görüyoruz. Gelin bir de şöyle bir fiyatlamalara bakalım. Çünkü geldiğimiz noktada özellikle dolar TL yurt içi tarafta dikkat çekiyor, ilgi çekiyor. Baktığımız zaman 17.58 seviyelerine oldukça yakın bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz. Ve dünkü kapanışa göre %0,62 oranında bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Bu seviyenin bir önemi var. O da şu, 17.50 seviyesinin aşılmasıyla beraber içinde bulunduğumuz yıl, yani 2022 yılının zirve seviyelerine tekabül etmiş durumda. Çünkü 18.40'lar zaten zirveydi ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında görmüştük. Dolayısıyla 17.50'nin üzerinde, yani an itibariyle geçen fiyatlamalar 2022 yılının en yüksek seviyesi
zirve seviyesi olarak bizi karşılıyor. Borsa İstanbul'a bakacak olursak %1,5'a yaklaşan bir toparlanma hareketi var. Çünkü küresel ölçekte içinde bulunduğumuz yeni hafta itibariyle bir miktar küresel ölçekteki hisse senetleri endekslerinde yukarı doğru hareketlenmelerin devam ettiğini görüyoruz. Bundan da bir miktar güç almış olabilir Borsa İstanbul ama an itibariyle 2484 seviyesinde işlemler geçiyor. Henüz 2500 seviyesi geçilmiş değil. Dikkatle takip ediyoruz geçilip geçilmeyeceğini. Euro TL'ye baktığınız zaman 18.02 seviyesinde %2'ye yaklaşan bir yükseliş hareketi var. Zaten burada dikkat ederseniz dolar TL'den daha hızlı bir yükseliş hareketi yaşıyor Euro TL. Neden? Az önce bahsettim. Avrupa Merkez Bankası'nın bu perşembe gerçekleştireceği toplantıda 50 bas puanlık faiz arttırımına gitme ihtimalinin belirmiş olması, konuşuluyor olması Euro'yu küresel anlamda güçlendirdi. Bir miktar da olsa güçlendirdi, yükseltti özellikle Amerikan dolarına karşı ve bu durum özellikle Euro'nun da TL'ye karşı dolar ile kıyasladığımızda daha kuvvetli bir performans göstermesinde sebebiyet vermiş durumda. Sepet kura baktığımız zaman 17.80 ve gram altında 970 TL'yi aşmış durumda özellikle dolar TL'deki yükseliş hareketinden güç alarak. Gelin bir de şöyle bir çok kısa küresel tarafa bakalım. Dolar endeksinde %1'e yaklaşan bir geri çekilme var ki bunun en önemli sebebi az önce de bahsettiğimiz gibi Euro'nun Amerikan dolarına karşı değer kazancı ki 1.0254 seviyelerinde işlemler an itibariyle geçiyor ve %1.08 oranında yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Dolayısıyla dolar endeksi 109 seviyelerine kadar yükselmiş olan dolar endeksi geçtiğimiz hafta itibariyle an itibariyle de 106.48 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz. Pound dolar 1.2015 seviyesinde, dolar yen 137.47 seviyesinde işlemler geçerken dolar İsviçre frangı 0.9681 seviyesinde oluşmuş durumda. Gelin bir de şöyle bir Amerikan tahvil cephesine bir göz atalım, bir değerlendirelim. Çünkü o tarafta da baktığımız zaman yeniden 10 yıllıkların %3 seviyesine yaklaştığını görüyoruz 2.98 ile beraber. 2 yıllıklara baktığımız zaman 3.17 seviyesinde 2 yıllıklar 10 yıllıkların üzerinde. Dolayısıyla kısa vadeli ve görece daha uzun vadeli tahvili kıyasladığımız zaman burada kısa vadeli tahvilin getirisi uzun vadeli tahvilin getirisinin üzerine çıkıyorsa bu getiri eğrisinde bir yataylaşma anlamına geliyor. Ve önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik durgunluğu sembolize ediyor tarzında da yorumlar var. Tabii ki konuklarımızla da bu konuyu çok sık konuşuyoruz. Katılan var, katılmayan var ama önümüzdeki dönemde tahvil cephesinin bize resesyon sinyali verip vermediğini daha net bir şekilde değerlendireceğiz. Özellikle 2023 yılında kuvvetli sayılabilecek bir resesyon beklentisinde piyasanın bas senaryosu olduğunu görüyoruz. 30 yıllıklara bakacak olursak 3.15 seviyesinde işlemler geçiyor ve çok kuvvetli bir değişim yok. Yani 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllıklara baktığımız zaman dünkü kapanışa göre kuvvetli sayılabilecek bir değişim olmadığını da zaten takip etmekteyiz. Gelin son olarak bir de emtia cephesine bakalım. Çünkü ilk etapta bir ons altını değerlendirelim. 1718 dolar seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.51 oranında yukarı doğru hareket var. Çok cüzi bir yükseliş hareketi özellikle dolar endeksindeki gevşemenin bir miktar desteklemiş olabileceğini de söyleyebiliriz. Ama gün içerisinde yine emtia cephesinde çok değerli bir konuğumla değerlendireceğim. Ons altın tarafında önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir seyir bekliyoruz? Yükseliş hareketi kuvvetlenir mi? Yeni rekorlar oluşur mu? Hepsini tek tek soracağız. Son olarak bir de Brent petrol cephesine bakalım. Çünkü Brent petrolde gelişme bolluğu yaşanıyor. Ama an itibariyle %1.43'lük bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz. Ve 101 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Evet, fiyatlamaları hatırlattık. Günün öne çıkan gündem başlıklarını değerlendirdik. Bu hafta oldukça kritik bir hafta. Merkez Bankaları haftası. Gelin şimdi konuklarımızla piyasa sohbetimize başlayalım. Ama ilk etapta şöyle bir konuklarımızı tanıyalım. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır telefon hattımızda olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Kudret. Kudret, Avrupa Merkez Bankası ile ilişkin beklentilerle başlayalım. Yani bu sabaha kadar hepimiz işte evimizden çıktık,
kanalımıza geldik, sen şirketine geldin. Şimdi bu süre zarfı içerisinde hepimizin aklında şu vardı. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası var, faiz kararı var ve 25 bas puanlık faiz arttırımıyla bu süreç başlayacak tarzında hepimizin bir ortak bir konsensusu vardı açıkçası. Ama geldiğimiz noktada özellikle yabancı basında çıkan 50 bas puanlık faiz arttırımı da değerlendiriliyor tarzındaki haberleri gördük. Ve bu haberler eşliğinde Euro-Dolar paritesinin hızlı sayılabilecek bir yukarı doğru hamle yaptığını takip ediyoruz. Aynı itibariyle de 1.0250 seviyelerinde işlemler geçiyor. Öncelikle 50 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor musun? Şimdi ABD Merkez Bankası konusu olmuş olsaydı ben bekliyorum diyebilirdim ama Avrupa Merkez Bankası özellikle Lagarde'ın son açıklamalarına falan da baktığımız zaman da 25 bas puan faiz artışı şeklinde bir senaryonun ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Evet, her ne kadar şu anda piyasalarda 50 bas puanlık bir faiz artışına ilişkin Euro-Dolar fiyatlaması var. O işin tabii ki fiyatlama tarafı Euro-Dolar paritesinin gelmiş olduğu bir nokta ve nizami olarak 1.0959 bölgesinin de yukarı yönlü reaksiyon için önemli bir trade avantajı veriyor olması bu tür haber akışlarında o trade avantajına ciddi bir katkı sağlaması olanak sanıyor. Ama bugün de Euro bölgesi enflasyon rakamı beklentiye bir paralel geldi. Hani burada beklentinin üzerinde reaksiyonlar izliyor olsaydık belki hani Avrupa Merkez Bankası da bu endişeden bunu yapabilir diyebilirdik ama hani şu an için ben 25 mi 50 mi diye soracak olursan burada hakkımı 25'ten yana kullanabilirim. Ama şunu da söylemekte fayda var. 25 yapıldığı zaman piyasa bunu iyi bir rakam olarak görmeyecektir ve burada Euro-Dolar paritesine tekrardan bir baskı oluşturacaktır diye söyleyebilirim. Kudret, diyelim ki 50 bas puanlık faiz arttırımına gidildi. Yani şu anda piyasalarda beklentiler sanki o yöne doğru şekilleniyor gibi bir görüntü var. Fiyatlamalarda bize bunu net bir şekilde söylüyor. Böyle bir durumda Euro-Dolar'da nasıl bir performans beklersin? Çünkü geçen hafta hepimizin malumu çok yüksek gelen bir Amerikan enflasyonu ve Fed'in 27 Temmuz'daki FOMC toplantısında 100 bas puanlık faiz arttırımına gidebileceğine dair yeşeren beklentiler, kuvvetlenen algılar ve 109'lara çıkan bir dolar endeksi bir seviyesinin altına düşen bir Euro-Dolar paritesi. Peki 50 bas puanlık faiz arttırımına giderse ki senin yorumlarından ben bunu sürpriz olarak anlaşılabileceğini düşünüyorum. Böyle bir hamlede Euro-Dolar'da çok kuvvetli sayılabilecek bir yükseliş hareketi beklemek doğru mu olur? Şu anda hani 0.9950'lerden şu anda 1.0265'lerde yani yaklaşık bir 300 pip yukarı yönlü reaksiyon gördük. Peki nereden geldik? 1.06'lardan geldik. Yani kaba taslak baktığımız zaman da 700 pip civarlarında, 700-750 pip civarlarında bir düşüşten buraya kadar geldik. Neredeyse yarıya geldik şu anda. Hani 50 bas puan bir faiz artışı gelirse Euro-Dolar paritesine çok iyimser yukarı yönlü hareketler izler miyiz? Aslında bugünkü fiyatlama reaksiyonu da gündeme taşıdığımızda öyle çok yukarı yönlü bir hareket beklememek lazım. Ancak burada eğer Lagarde konuşmasında daha fazla faiz artışı mesajını istekli bir şekilde yani iştahlı bir şekilde verebilirse o zaman biz Euro-Dolar paritesini 1.06'lara yaklaştırabilecek bir konum oluşturabiliriz. Ama diyelim ki ECB 50 bas puan faiz artışı yaptı ama Lagarde öyle çok agresif bir tonda mesajını vermedi. Hala Powell'daki o burada ne demişti Powell? Biz bu konuda geç kaldık şeklinde samimi bir mesaj vermiş ve esnek para politikası uyumunu da sağlayacağız demişti. Şimdi eğer Lagarde burada biz geç kaldık bu noktada eleştirileri kabul ediyoruz. Bundan sonra Merkez Bankası daha esnek bir politika tarzında gidecektir şeklinde daha samimi ama bir yandan da sürece dahil olacağının mesajını verirse o zaman tamam. Hani Euro-Dolar da yükselir ama dediğim gibi bu eleştirileri kabul etmez ve biraz daha normalleşer ve son dönemde yaptığı açıklamaların paralelinde açıklamalar yaparsa o zaman biz Euro-Dolar paritesinde yükselişin sonuna gelmiş oluruz. Çünkü baktığımız zaman yabancı kurumlar Euro-Dolar'da 1.08 gibi rakamları telaffuz edebiliyorlar. Evet, böyle bir ihtimal teorik anlamda ihtimal dahilinde ama bir yanda ECB var, bir yanda Fed var. Fed'in agresif faiz politikası mı
ECB'nin agresif faiz politikası mı diye baktığımızda şu anda terazide FED daha ağır basıyor. Bu da ister istemez doları şu anki geri çekilmeyi düzeltme, euro dolar paritesinin şu anki yukarı yönlü hareketini düzeltme olarak yapıyor. Yani ECB Lagarde bu noktada agresif bir politika mesajı verirse o zaman euro dolarda daha istekli bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama bu da olsa bile hani ben şu anda euro dolar paritesinde maksimum gidebilecek bölgeyi hani çok istisnai olarak 1.08 derim. Ama bunun öncesinde de hani nerelerde hareketler sınırlanabilir diye soracak olursanız 1.0355 seviyesine dikkatli takip etmek gerektiğini söyleyebilirim. Kudret, şimdi Apple'dan bir haber geldi. Önemli bir haber. İşe alımlar, yani Apple istihdamı yavaşlatacak, kendi istihdamını ve harcamaları da yavaşlatmayı planladığını dile getirdi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani resesyona, güçlü bir resesyona mı hazırlanıyor artık firmalar? Hatta bir de performansa dayalı mevcut çalışanlardan da çıkartım oluşturabileceğine ilişkin mesajlar da var. Tabii burada Amerikan ekonomisinde özellikle enflasyon odaklı bir para politikası olduğu için büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizeler söz konusu oluyor. İşte resesyon konuşuyoruz, stagflasyon konuşuyoruz, resesyon ihtimallerinden bahsediyoruz. İster istemez firmalar da bu konuyla alakalı yeni dönemde aksiyona girmek durumunda kalıyor. Endişe olduğu zaman bu tür firmalar ister istemez bu reaksiyonu vermek durumunda kalıyor. En azından hani yeni dönemdeki istihdam planında biraz daha yavaşlayıcı bir serüvene girmek istiyorlar. Tabii ki Amerika şu anda baktığın zaman istihdam tarafında şu anki mevcut konumun bozulmasını istemiyor. Bu sebeple de bir miktar denge arayışı içerisine gitmeye çalışıyor. Ama enflasyon şu anki konumdan daha da üst bölgelere gider ve zirve arayışını biraz daha ötelerse bu noktada tabii ki şirketlerde bu süreçte endişelerini istihdam sürecine yansıtmak durumunda kalacak. Bu sebeple yeni dönemdeki ekonomik göstergeler, özellikle enflasyon dinamikleri bu anlamda önemli olacaktır. Fed'in zaten şu an için 75 bas puan faiz artışı ihtimali Temmuz ayında ve kaba taslak yıl sonunda %3.75'te yılı sonlandırma potansiyeli var. Tabii ki Fed bu noktada faiz arttırırken bir yandan da enflasyon rakamlarını takip ediyor olacak. Enflasyon acaba yükseliş hızını sınırlandıracak mı? Bir dönüş yapacak mı? Bu da şirketlerin yeni dönemdeki projeksiyonlarını oluşturabilmek adına da önemli. Tabii bir de şunu da vurgulamakta fayda var. Fed gidebileceği noktaya daha hızlı bir şekilde gitmek isteyebilir. Bu da daha sonraki süreçte indirim için daha hızlı vakit alabilir, yani daha hızlı indirim sürecine girebilmesi adına. Çünkü belli bir noktadan sonra işler biraz daha normalleşmeye başladığı zaman Fed muhakkak bir faiz indirimi yapacaktır. Onu da biraz daha erkene çekebilme düşüncesi olur mu? Bunu da özellikle 2023 yılında çok net bir şekilde konuşmalardan inceliyor olacağız. Kudret, son olarak şunu sormak istiyorum. Dolar endeksinin 110 seviyesinin üzerine atmasını bekliyor musun? Yani bu şekilde yükselişine, mevcut sert yükselişine devamını bekliyor musun? Diğer bir sorum da Amerikan 10 yıllıkları için %3 üzerinde çok fazla tutunamayan, bir tarafta Fed'in faiz arttırımı, diğer tarafta resesyon beklentileri. Bu ikisi arasında sıkışmış bir tahvil getirisi var. Hangi yöne doğru evrilir sence? Beklentin ne o genel olarak fiyatlamalar üzerinde? Genel çerçevede Fed'in mevcut projeksiyonuna devam edebilme senaryosu eğer bozulmazsa piyasalar normal akışında devam edecektir. Yani ama enflasyon tarafında moral bozucu rakamlar gelmeye başlarsa o zaman hani daha da devamını sürdürecek olursak biz dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri de izleriz. Amerikan tahvil faizlerinde de yukarı yönlü faiz oranında yukarı yönlü hareketleri izleriz. Ama hani enflasyon yukarı yönlü hareketlerinde hani bundan sonraki süreçte çok daha agresif bir tonda gitmez, kademeli bir şekilde ilerler ve belli noktada doyuma ulaşırsa o zaman tahvil tarafında işler biraz daha yataya bağlayabilir. Ama dolar endeks tarafına baktığımız zaman biliyorsun klasik dolar endeksinde ağırlığın %57.6'sı euro tarafından geçiyor. Euro'da işler iyimser gitmiyor. Hem işin ekonomi tarafında hem enerji tarafında, hani Merkez Bankası para politikası tarafında da işler çok iyimser noktada gitmediği için dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin tamamıyla düzeltme olduğu bilincinde endeksin 110 seviyesi üzerine çıkabilme potansiyeli
oldukça kuvvetli. Sadece burada endeks nerede dip yapacak sorusunun cevabı önemli olacaktır. Ben de burada günlük grafiğime baktığım zaman da iki tane benim kullandığım hareketli ortalama var günlük grafikte. 25 ve 70. Bunlar şu anda 103.65 ve 105.85'lerden geçiyor. Şu an için 105.85'e dikkat etmek lazım. Lagarde'le birlikte bu bölgenin altına sarkacak mıyız, sarkmayacak mıyız? Önemli olan burada dibi en azından nerelerde olabileceğini inceleyebilmek. Bu sebeple de 103.65'e doğru belki bir alan olabilir eğer Lagarde agresifleşirse. Ama bu agresifleşme olmazsa artık endeks tarafına da düşüşler sona erebilme potansiyeli izlenebilir. Bu anlamda Lagarde'ın mesajı önemli olacaktır. Ama bu şu anki ana senaryoda baktığımız zaman da ben hala dolar endeksi tarafında yeniden yukarı yönlü reaksiyonların ECB kaynaklı devam edeceğini, sadece şu an için biraz mola verdiğini ve bu molanın da geçici olduğunu düşünmekteyim. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de bahsettik. Önemli olan gündem maddesi bu hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bu konuda da Alman IFO Enstitüsü Başkanı Clemens Füss'ten yapılan bir açıklama var ve Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısı için planladığı 25 bas puan faiz arttırımının yeterli olmayacağını, 50 bas puan arttırımın daha uygun görüldüğünü söyledi. Alman IFO Enstitüsü Başkanı Clemens Füss, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısı için planladığı 25 bas puanlık faiz artırımının yeterli olmayacağını söyledi. Münchner Merkür gazetesine verdiği demecinde Füss, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alabilmesi için daha istikrarlı adımlar atma ihtiyacı olduğunu belirterek, Temmuz ayı toplantısında 50 bas puanlık bir faiz artırımı daha uygun olacaktır dedi. Avrupa Merkez Bankası'nın birliğin aşırı borçlu ülkelerine yönelik yardım programına iştirak etmediğini işaret eden Füss, Merkez Bankası'nın bireysel borçlu ülkelere finansal yardım yapmak yerine fiyat istikrarına odaklanması gerektiğini vurguladı. Evet efendim, haberimizi de izledik. Bu haber eşliğinde özellikle Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Erz Yılmaz'a dönüyoruz. Filiz Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Erencan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hocam, size dönmeden bu haber eşliğinde dedim. Çünkü ilk sorum bu olacaktı size. Baktığımız zaman 25 bas puanlık bir faiz arttırımıyla faiz arttırım sürecine başlaması beklenen Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin haber akışları 50 bas puan şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklememiz gerekiyor mu yoksa radikal bir adım mı olur? Yani Erencan Bey, şöyle söyleyeyim. Yani şimdi en son Lagarde'ın bize söyledikleri, yaptığı sözlü yönlendirmeye baktığımızda aslında ECB bugüne kadar çok açık ve net bir şekilde Temmuz ayında, yani bu perşembe günü 25 bas puanla geleceğini söyledi. Aslında ECB burada çok eksesif sözlü yönlendirme, yani aşırı sözlü yönlendirme denilen bir tekniği kullandı. Bu tekniği Mayıs ayında Fed de kullanmıştı. Şimdi eğer merkez bankaları piyasada bir netlik sağlamak istiyorlarsa, politikalarına ilişkin ve belirsizliklerini ortadan kaldırmak istiyorlarsa çok daha açık bir şekilde çok mesajlar veriyorlar. Bu noktada da ECB çok açık bir şekilde Temmuz'da kesinlikle ve kesinlikle 25 bas puanla geleceğim demişti. Yani kendini çok kötü bir şekilde bağlamıştı. Aslında o dönemde yani politika yapıcılar tarafından da aslında ECB eleştirilmişti. Çünkü yani hani ne olacağı belli değil. Dolayısıyla bu kadar net faiz yönlendirmesi yapmanın çok doğru olmadığını geldiğimiz noktada da anlıyoruz. Şimdi bugün piyasa beklentilerine, terminallere baktığınızda düne kadar 25 bas puan bekleniyordu. Fakat bugün işler biraz değişti gibi görünüyor. Reuters'a yakın iki yetkili, yani kaynaklara, ECB'ye yakın iki yetkili, perşembe günü 50 bas puan gelebileceği, yapılabileceği yönünde bir sözlü yönlendirmede bulundu. Ben açıkçası bu haberden sonra perşembe günü 50 bas puan gelme olasılığını daha yüksek görüyorum. Çünkü tıpkı Fed gibi ECB de yaptığı politika hatalarından sonra aslında modern merkez bankacılığına çok yakışmayacak bir şekilde sızdırma şeklinde sözlü yönlendirmelerle piyasayı yönlendirmeye çalışıyor gibi geliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Fed yapmıştı bunu. Yani Wall Street Journal'a bir makale yazdırmıştı ve 75 bas puan geleceği de zaten bu makaleden sonra fiyatlanmaya başlamıştı.
Dolayısıyla şimdi bugün örneğin ECB'nin enflasyon oranı geldi. Yine %8.6, çekirdeğe doğru bakıyoruz %4.6. Yani hala tarihi zirvelerde. Ki bence bana kalırsa ECB 50 bas puan yapacaksa bence enflasyon neden olmayacak buna. Buna euro dolar paritesinin, yani euronun gelmiş olduğu nokta sebep olacak. Bir diğer de işte şu olacak aslında, yani Amerika ile yani Fed ile ECB arasındaki farkın giderek açılıyor olmasının ne diyelim euroyu zayıflatması aslında ECB'yi çok rahatsız ediyor. Yani işte geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarından sonra paritenin 0.9950'ye kadar indiğini gördük. Tabii bu paritedeki zayıflığın en büyük sebebi bence dolar endeksindeki güçlenme. Yani Fed'in çok agresif gidecek olması, ama bunun yanında işte euronun ekonomiye ilişkin ekonomik problemlerin olması ve bunun yanında bir de tahvil piyasasındaki ayrışma. Bir de buna geçtiğimiz hafta işte Rusya'nın yaptığı misillemeler eklendi. Yine bugün piyasaya gelen bir haber var. Gazprom'un Avrupalı şirketlere mücbir sebeplerden dolayı doğal gazı keseceğine ilişkin 14 Haziran itibariyle birer ne diyelim bildiri gönderdiği şeklinde. Dolayısıyla bir de bu iş var ne diyelim Avrupa bölgesi için. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyduğumuzda Erencan Bey, benim beklentim bu haberler sonrasında 50 bas puan olarak yeniden şekillendi diyebilirim. Peki hocam, şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii bu arada son dakika haberimiz de var. BIST bankacılık endeksinde yükseliş %3'ü aştı. Zaten Borsa İstanbul'da bu haftayla beraber oldukça pozitif bir fiyatlama içerisinde. An itibariyle de 2495 seviyesinde işlemler geçiyor. %2'ye yaklaşan, %1.81 ile beraber bir yükseliş hareketi var. Şimdi hocam, tabii ki yurt içi değil de biraz küresel tarafı konuşmak istiyorum size ve az önce şunu dediniz. Avrupa Merkez Bankası Euro'nun değer kaybından rahatsız. Peki neden diye sorsam, çünkü hepimiz hatırlıyoruz Donald Trump döneminde tüm ülkeler neredeyse işte bu dış ticaret avantajı sağlamak için para birimlerini düşürüyordu ve Trump da ciddi ve sert tepkiyle karşılaşıyordu. Yani Trump'ın sert tepkisiyle karşılaşıyordu ülkeler. Şimdi geldiğimiz noktada Euro'nun değer kaybı ticari noktada avantaj sağlamaz mı Avrupa Birliği'ne? Yoksa Euro'daki değer kaybı enflasyonu yukarı doğru iten bir unsur olduğu için mi rahatsızlar? Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Tabii Erencan Bey, yani biz şunu biliyoruz, yani ülke paralarının, özellikle ihracat yapan ülkeler, ülke paralarının belirli bir seviyeye kadar değer kaybetmesi elbette ki ihracat pazarı için bir avantaj. Fakat bu değer kaybının artık belirli bir ne diyelim sınırın altına düşmesi, bırakın hani ihracatı artırmayı, gelirleri azaltıcı bir unsur yaratacaktır. Dolayısıyla bu yönü itibariyle Euro'daki çok ciddi bu zayıflık Avrupa'nın ihracat gelirlerini azaltıcı bir etki yaratacaktı. Birinci temel sıkıntı bu. Şimdi ikinci temel sıkıntı şu. Başta Avrupa'nın amiral gemisi olan Almanya'yı göz önüne alırsak, güçlü Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak imalat sanayine dayalı ve haliyle çok güçlü emtia ithalatçısı olan ülkeler. Biz şunu biliyoruz, yani dünyada emtia ithalatı ağırlıklı olarak dolar bazıyla yapılıyor. Haliyle işte dolar endeksinin geldiği yerler ortada. Her ne kadar bir miktar düzeltme hareketi gereği gevşeme olsa da ya da işte Fed'in 75 bas puanla 100'den 75'e düşmesi nedeniyle bir miktar gerileme olsa da önümüzdeki dönemde dolar güçlenmeye başlayacak. Haliyle bu şu demek olacak: güçlü dolar, zayıf euro demek hem sizin ihracat gelirlerinizin azalacağı hem dışarıdan enflasyon ithal etmeye devam edeceğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla da zayıf euro nedeniyle de enflasyonunuz artmaya devam edecek. Hani Lagarde şunu söylüyor, diyor ki hani bizim kurla ilgili bir hedefimiz yok dese de ben böyle olduğuna inanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla bana kalırsa euronun zayıflamasının istenmemesinin en temel sebebi enflasyonu artırıcı etki yapıyor olması, enflasyon ithal ediyor olması dışarıdan. Bu nedenle de euroya belirli düzeyde müdahale etmesi gerekecek. Tabii şu da var Erencan Bey, yani bu işin bir miktar psikolojik tarafı da var. Çünkü piyasa şuna çok ikna oldu. Yani Fed ile ECB arasındaki fark oldukça açıldı. Dolayısıyla ECB bu işi başarıyla sonlandıramayacak. Yani ne enflasyonu kontrol edebilecek ne de ekonomik büyümeyi resesyona sürükleme noktasında önleyebilecek şeklinde. Dolayısıyla bana kalırsa sırf bu nedenle bile, yani aslında öyle değil, biz gerekirse agresif adımlar da atarız. Dolayısıyla şahin bir duruş gösterebiliriz nedeniyle bile, yani psikolojik fiyatlama yaratma adına bile ben ECB'nin 50 bas puanla gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi bence en çok enflasyon tarafı rahatsız ediyor euronun zayıflığı nedeniyle diye düşünüyorum. Peki hocam, nasıl olacak? Yani şimdi bir tarafta yükselen bir enflasyona karşı 25 değil 50 bas puanlık bir faiz artırımına gidelim tarzındaki söylemler, ki beklentiler bu noktaya doğru evrilmiş durumda. Diğer taraftan da resesyona ilişkin ciddi anlamda endişeler var, ki faiz arttırıyorsunuz tamam, dolayısıyla enflasyonu aşağı doğru çekmek gibi bir hedef söz konusu, ama diğer tarafta da Avrupa Birliği ciddi anlamda enerji darboğazıyla uğraşıyor. Yani bugün mesela IMF'den gelen bir açıklama var ve IMF diyor ki Rus gaz ambargosunun Avrupa'ya keskin bir ekonomik darbe vuracağı konusunda
uyarıyoruz. Az önce siz de dile getirdiniz. Yine Gazprom bugün Avrupalı birçok büyük müşterisine mücbir sebebiyle tedarikte gaz akışının yavaşlatılması ve zayıflatılacağını da açıkladı. Şimdi böyle bir unsur Avrupa Birliği ülkesinin gayri safi yurt içi hasılasını -1,5% etkileyeceğine dair de yapılan analizler var. Şimdi böyle bir ortamda nasıl ya da ne derece rahat bir şekilde Avrupa Merkez Bankası kuvvetli montanda faiz arttırabilir ki? Yani bu açmazı nasıl değerlendiriyorsunuz ve para politikası önümüzdeki dönemde yeniden gevşetilmek zorunda kalır mı sizce? Erencan Bey, yani şunu söyleyeyim. Aslında yani Rusya-Ukrayna Savaşı yani en çok Avrupa'yı aslında çok olumsuz etkiledi. Zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği çok ciddi anlamda köşeye sıkışmıştı. Fakat sonrasında özellikle Amerika'da enflasyonun Fed'in beklediği yönde gitmemesi ve Fed'in beklenenden çok daha agresif davranması sonucunda Avrupa'nın bir miktar daha köşeye sıkıştığını gördük. Ve sonrasında işte geçtiğimiz hafta başlayan işte Rusya'nın kuzeye yakın bir de bakım nedeniyle işte doğalgazı kesmesi, işte biraz önce söylediğimiz gibi Gazprom'un Avrupalı şirketlere gaz akışını durdurması gibi nedenlerle, yani şöyle demek çok yanlış olmaz. Rusya'nın yapılan yaptırımlara, misillemelere başlaması Avrupa'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı. Tabii şöyle bir durum var. Yani bugün geldiğimiz noktada Avrupa zaten köşeye sıkışmıştı ama daha da çok köşeye sıkıştı. Bunun en temel sebeplerinden biri de ECB'nin faiz artırım sürecinde çok geç kalmış olması. Dolayısıyla eğer ECB faiz artırımlarına çok daha önce başlamış olsaydı, yani ne demek istiyorum? Ekonomik görünüm, makroekonomik veriler çok daha iyi düzeydeyken bu işe başlamış olsaydı ECB'nin işi hala kolay olmayacaktı ama bugünkü duruma göre çok daha kolay olacaktı. Dolayısıyla şu noktada piyasa hemfikir artık. Yani ECB'nin bu kadar işinin zorlaşmasının en temel sebeplerinden biri ECB'nin çok geç kalmış olması. Şimdi haliyle ECB bu halden bir miktar kurtulmak istiyor. Çünkü kış ayları geldiğinde hem petrol fiyatları hem doğalgaz fiyatlarının daha da yukarı çıkmasıyla enflasyondaki maliyet kaynaklı olarak artışlar devam edecek. Dolayısıyla hani yaz aylarında bir miktar önden yüklemeli olarak nitelendireceğimiz faiz artışlarıyla her ne kadar hani enflasyonda o istenilen düşüş sağlamıyor olsa da en azından piyasa fiyatlamalarını ya da piyasa inancını bir miktar daha ECB gerektiğinde tavır alabilir şeklindeki fiyatlamalarla yönlendirebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem Rusya-Ukrayna Savaşı hem de ECB'nin geç kalmış olması nedeniyle bugünkü geldiğimiz noktada ECB'nin işi olduğu piyasada şöyle bir hakim görüş var Erencan Bey. Hani biz hep resesyonu konuşuyoruz ve resesyonu da genelde Amerika'da fokusumuz Amerika üzerine oluyor ama aslında yanlış bir fokus. Çünkü resesyon olacaksa bu ilk Avrupa'da olacak ki kuvvetle muhtemelde kış aylarında biz Avrupa'da çok net bir şekilde göreceğiz ki tırnak içinde Rusya'nın nasıl bir misillemeyle geleceğini de açıkçası bilmiyoruz. Dolayısıyla Avrupa'nın resesyondan kurtulması çok mümkün değil. Bence şunu konuşmak lazım. Avrupa stagflasyondan kurtulabilecek mi? Bence soru bu olmalı ilk olarak. Dolayısıyla Avrupa'yı resesyon bekliyor. Tabii bir de şu var, Avrupa'da tahvil piyasasıyla da ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi İtalya'nın durumu ortada. Draghi'nin istifasını kabul edip edilmeyeceği belli değil. Olur da Draghi istifa ederse orada da ciddi bir hükümet ve siyasi kriz çıkacak. Zaten yani en sorunlu ülkelerden biri İtalya. Dolayısıyla Perşembe günü sadece gözler işte faiz kararının ne olduğu, Eylül'de yüzde kaç faizle gelirler değil. Bu tahvil piyasasındaki ayrışmaya ilişkin yeni aracın ayrıntılarına da piyasa dikkat edecek. Çünkü istediği kadar Euro bölgesi sıkılaşmaya gitsin, normalleşmeye gitsin. Eğer bu tahvil piyasasındaki problemi çözemezlerse aslında o normalleşme de çok etkin olmayacaktır. Para politikasını etkin kullanamayacaktır Avrupa Birliği. Hocam şimdi Apple'dan da bir haber geldi. İsterseniz biraz da Amerika tarafına geçelim. Çünkü gerçekten de dediğiniz gibi özellikle gaz tedariki noktasında ve Ukrayna-Rusya savaşına sınır olması sebebiyle de Avrupa Birliği çok daha fazla diken üzerinde olan bir unsur, bir kıta, bir ülke konumunda. Peki Amerika tarafına geldiğimiz zaman Apple'dan çok önemli açıklamalar var ve Apple diyor ki işe alımlar ile harcamaları yavaşlatmayı planlıyoruz. Hocam size şunu sormak istiyorum. Resesyon hazırlığı mı ve Apple'ın almış olduğu bu karar, atmış olduğu bu adımın yayılmacı bir etkisi söz konusu olur mu? Yani Erencan Bey şunu söyleyeyim. Şimdi Apple hani sadece bir şirket değil. Apple öyle bir şirket ki sadece gelirle bile bir ülke gayri safi yurt dışı hasılası sahip olan bir şirket. 3 dolayısıyla şimdi Apple evet 3 trilyon dolara yakın bir piyasa değeri var. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla
hem büyüklüğü gereği hem de simgesel anlamı gereği oldukça önemli bir şirket. Yani biz şunu biliyoruz ya, Tesla'dan da böyle açıklamalar gelmişti. Bir takım işte işten çıkarmalar da olmuştu. O da piyasayı etkilemişti ama bu haberin Apple'dan gelmesi, dünyanın en güçlü şirketinden gelmesinin elbette simgesel bir anlamı ve fiyatması olduğunu da düşünüyorum. Şimdi Apple diyor ki ben 2023 yılında işe alımları azaltacağım ve özellikle bu ne diyelim insan kaynaklarıyla ilgili harcamalarda ciddi bir kısıntıya gideceğim diyor. Sebep olarak da şunu gösteriyor. Yani belirsizlik ortamında şirketin bu belirsizliklerle mücadele etme adına attığı bir adım diyor. Şimdi raporlara baktığımızda yani Amerika'da resesyon ne zaman gelire ilişkin ağırlıklı olarak raporların da resesyon için 2023 yılına işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla da çok net bir şekilde Apple'dan bu haber geldikten sonra biz güne iyi başlayan Amerikan borsalarının satışa döndüğünü gördük. Ve Apple'ın bu haberinden sonra 10 yıllık 2 yıllık tahvil farkının, negatif farkının daha da açıldığını gördük. Özellikle 2 yıllıklarda daha bugün bir güçlenme olduğunu görüyoruz. Yine petrol fiyatlarında da bu Apple haberi sonrasında resesyon fiyatlamasının gündeme gelerek, tabii sadece petrol fiyatlarındaki düşüşün sebebi bu Apple haberi değil, Çin'deki vaka sayılarının da dün artmış olması, Şangay'da yeni toplu testlerin zorunlu hale getirilmesi gibi haberlerin de etkin olduğunu görüyoruz. Ama şurası net, yani bunu bir resesyon göstergesi olarak görmeli miyiz, görmemeli miyiz? Hani bunu konuda net bir şey söyleyemeyiz ama bu açıkçası şunu çok net göstergesi, Apple gibi büyük bir şirketin 2023'e ilişkin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin risklerin aşağı yönlü görüldüğüne dair bir işaret. Haliyle işte resesyonun da ağırlıklı olarak o noktalarda, o dönemlerde tahmin edilmesi üzerine piyasada bir tedirginlik var. Haklı bir tedirginlik açıkçası. Dolayısıyla da bunu açıkçası hani Amerika'da önümüzdeki yıl özellikle işlerin çok iyi gitmeyeceği olarak yorumlamak çok yanlış olmaz diye düşünüyorum Erencan Bey. Hocam şimdi %9.1 olan enflasyonun ardından piyasalarda bir anda 100 bas puanlık faiz arttırımı geliyor tarzında bir hava esti. Ki aslına bakarsanız bu da oldukça normal çünkü daha öncesinde yani datadan önce Jerome Powell, Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar var ve enflasyonda geri çekilme görülmezse, bilakis kuvvetlenme görürse mevcut sıkılaştırma politikasını daha da sıkılaştırabiliriz demişti. Ki bunu dediği dönemde Haziran FOMC toplantısı sonrası 75 bas puan. Dolayısıyla 75'ten 100 bas puanlık bir faiz arttırımının çıkacak tarzında bir beklenti varken bir anda işte Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic ve en şahin üye olarak bilinen St. Louis Fed Başkanı James Ballard'ın yapmış olduğu açıklamalar 100 bas puana ihtiyaç yok. Diğer taraftan da işte dramatik bir faiz arttırımı ekonomiyi ciddi anlamda bozar tarzında açıklamalar yapıldı ve yeniden beklentiler 75 bas puanı düştü. Şimdi 100 bas puanlık faiz arttırımı belli ki Temmuz ayında olmayacak ama enflasyonun gidişatına göre önümüzdeki FOMC toplantılarında, özellikle Eylül ve diğer FOMC toplantılarında 100 bas puanlık bir faiz arttırımı bekler misiniz? Yoksa resesyon beklentisinin daha da kuvvetlendiği bir ortama denk gelip Fed'in belki de birkaç toplantıda, belki de bir toplantıda pas geçeceği bir döneme doğru mu gidiyoruz? Şimdi Erencan Bey şöyle söyleyeyim, yani bana bu özellikle son Fed üyelerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda, yani 100 bas puana gerek yok, 75 bas puanı biz hani olumlu görüyoruz, yeterli görüyoruz açıklamaları. Ya bana kalırsa şunu çok net göstergesi, hani Fed hep şunu söylüyor Powell son dönemde, diyor ki yani hani tırnak içinde tabiri caizse resesyona rağmen biz enflasyonla mücadeleyi masaya koyduk. Dolayısıyla yukarı yönlü sürprizler görürsek bizden her türlü olasılığı bekleyin, her türlü olasılık masada şeklinde bir sözlü yönlendirme yapmıştı son dönemlerde. Haklı olarak piyasada özellikle beklentilerden çok üstünde gelen hem çekirdek hem manşet enflasyonu olunca piyasada dedi ki yani Fed biz bunu söyledi, bu sözlü yönlendirmeyi yaptı. Dolayısıyla 100 bas puan gelebilir şeklinde haklı bir piyasa fiyatlaması yapmıştı. Şimdi daha sonra Fed üyelerinden 75 bas puan olabilir şeklinde gelen sözlü yönlendirmeyi ben şöyle görüyorum. Hep ben şunu merak ediyordum. Yani Fed resesyonu ne kadar görmezden gelerek enflasyonda çok agresif gidecek şeklinde bir ne diyelim bir tereddütüm vardı. Dolayısıyla bu tereddütüm de doğrulanmış oldu. Bir ince çizgide hareket etmek istiyor Fed üyeleri. Evet, birinci sırada enflasyon var, enflasyonla mücadele var ama resesyonu da çok görmezden gelmeyeceklerinin bence bir miktar öncü göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii şunu da çok göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum Erencan Bey. Bana kalırsa hani Fed üyelerinin şöyle bir beklentisi var. İşte petrol fiyatları, emtia fiyatlarında resesyon fiyatlamasıyla birlikte bir geri çekilme görüyoruz son dönemlerde. Ki Amerika'da da enflasyonun en temel kaynağı benzin fiyatları. Bunun dışında genel olarak hakim beklentiye baktığımızda önümüzdeki 2 aylık dönemde veya 3 aylık dönemde Amerika'da enflasyon başını aşağı eğecek. Yine geçtiğimiz cuma Michigan Üniversitesi'nin 5 yıllık ve 10 yıllık enflasyon beklentilerine bakıyoruz. Enflasyon beklentilerinde gerileme var.
tüketici güveninde olumlu bir gelişme var. Dolayısıyla Fed şöyle düşünüyor, yani enflasyonda bir miktar gevşeme olacak, tamam agresif gidelim ama hani bunun dozunu da çok şimdilik abartmayalım çünkü resesyon olasılığı çok kuvvetli diye görüyorlar. Şunu söyleyeyim, şimdilik eğer enflasyonda bir kalıcı düşüş görülürse, bir gevşeme görülürse hani Fed evet şahin gidecek ama bu şahinliğin dozunu çok artırmayacaktır diye düşünüyorum. Ama olur da enflasyon yukarı yönlü sürprizler yaparsa ki tırnak içinde bu çok mümkün gibi görünmüyor. Burada bence en önemli kalem enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında çok ciddi yükselişler görmezsek ben belki önümüzdeki ay olmasa bile bir sonraki ay enflasyonda yavaş yavaş düşme görülmeye başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Fed bence dengelemeye çalışıyor. Yani ne çok güvercin ne çok şahin gitmeden orta noktada bir stratejiyle götürecek gibi görünüyor. Ama dediğiniz gibi olur da resesyon çok daha ön plana çıkarsa, bir miktar daha enflasyon başını aşağı yerse bence beklenenden bir miktar daha güvercin. Bu şu demek olmasın. Yani işte 100 bas puan artırması gerekirken 75 artıracak ama 25 artırmayacak şeklinde. Dolayısıyla o dengeleme noktasını hizalayacaktır diye düşünüyorum Erencan Bey. Evet, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Değerli hocam, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum Erencan Bey. Çok teşekkürler. Evet efendim, Para Tüner'in bugünlük sonuna geldik. Yayınımız Yatırım Dünyası programıyla devam edecek. MTA piyasaları enine boyuna değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın.